Değerli Art Televizyonu izleyicileri, yeni bir Tarihin Peşinde programında yeniden birlikteyiz. Ayşe Hür ve ben Erdoğan Aydın. Programın sonunda da gerçi belirtiriz ama bu Art Televizyonu'nun karasal ortamdaki yayınının sona ermesi, eriyor olması nedeniyle bizim açımızdan da bu formattaki son program olacak. Nasıl bir şekilde sürdüreceğimiz meselesini önümüzdeki haftalarda zaten birlikte şey yapacağız. Dolayısıyla bu formatın önümüzdeki haftalar itibariyle değişmesi söz konusu. Bütün televizyon programları açısından da benzer bir durumla birlikte. Geçen hafta İngiliz-Osmanlı ilişkilerini irdelemiştik. Programa gelen bir dizi tepki, yorum, ek soru üzerinden konunun bizim beklediğimizden daha fazla ilgi görmüş olmasından da hareketle konuyu devam ettirelim ve Cumhuriyet'in hemen öncesi 1939 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti İngiltere ilişkilerini de irdeleyelim istedik. Çünkü bu ilişki gerçekten de milli tarih yazıcılarının veya İslamcı tarih yazıcılarının bize aktardıklarından bir hayli farklı ögeleri, ayrıntıları içeriyor ve dolayısıyla da tarihe yeniden daha objektif, daha gerçekçi bir yerden bakmamız açısından da İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiyi, İngiltere'nin dönem yöneticileri de Mustafa Kemal arasındaki ilişkileri de mercek altına alalım istedik. Ayşe, aslında geçen hafta Mondros öncesine kadar getirmiştik. Dolayısıyla Mondros'u eksen alan bir yerden ilişkiyi sürdürelim istiyorum. Evet. Çünkü daha bu başlıktan itibaren milli mücadele İngiltere'ye karşı mı yapıldı? İngiltere milli mücadele karşısında yenildi mi? Milli mücadelenin başarısının arkasından kaybeden İngiltere ve İngiltere'nin Orta Doğu ve Türkiye'ye dair hayalleri miydi? Üzerinden gerçekten konuyu konuşmak lazım. Ortada bir milli mücadele var, ortada bir emperyalist gücün bir planlaması var. Onun yer yer çok ciddi başarısızlıkları var ama sonuçta buna rağmen neler oldu üzerinden Mondros'la istersen başlayalım veya sen nasıl uygun görürsen. Osmanlı İmparatorluğu bize okul kitaplarında ya da işte kamusal alanda ezberletildiği gibi müttefikleri yenildiği için Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemişti. Bunu defalarca çeşitli boyutlarıyla anlattık. Osmanlı Devleti de 10 cephede savaşmıştı. Bunlardan sadece Çanakkale'de önemli bir başarısı vardı. Bir de Irak cephesinde Kutul Amare denilen yerdeki mevzi bir başarıydı. Onu da tek başına bir programda ele almadığımız için bence onun da çok Kutul ilginç. Amare'yi aldık. Ben bir program yaptığımızı hatırlıyorum. Peki demek ki 6,5 yıl oldu evet, ama. Evet 6,5 yıl içerisinde unutmuş olabiliriz. Onun için de ben de bir ara hem izleyicilerimize hem sana teşekkür ederim hem yöneticilerimize. Bize bu olanağı sağladıkları için seninle de dostane, barış içerisinde zaman zaman programda farklı fikirleri tartıştığımız halde dostluğumuza hiç halel gelmeden bunu son derece güzel götürdüğümüz için ben çok değerli buluyorum. Dostluğumuzu arttırarak çıktığımızın altını çiz evet, lütfen. Hatta Mondros parantezini burada tutalım. Biz başlarken programa bunlar 6 ay sürdüremezler. Bu işi ikisi de zorlu tipler demişlerdi değil mi birçok kişi? Biz onları bilmiyorduk. Sonradan duyduk bunları ama mahcup ettiğimiz için olumlu anlamda gururluyuz tırnak içinde. Evet, Mondros süreci elbette o İtilaf Devletleri'nin lider amiral gemisi Britanya'nın güdümünde, onun mimarlığında, öncülüğünde sürdü. Detaya girmeyeceğim. Bulgaristan 29 Eylül 1918 günü teslim bayrağını çekince o ana kadar direnen Osmanlı İmparatorluğu da barış yapmak gerektiğini idrak etti. O sırada Almanlar da ABD Başkanı Wilson'a haber göndermişlerdi barış yapalım diye. Ancak bütün bunlar
şekle şemale girmeden önce bir yandan da Talat Paşa, Emer Paşa Kli'yi çeşitli kollardan İngilizlerle ne diyelim avantajlı bir barış yapmak mümkün mü? Bunu araştırıyordu. Ayrıca Vahdettin de kendi adamı Rüşdi Bey aracılığıyla bu girişimleri yapıyordu. Talat Paşa'nın arkadaşı Nurettin Bey devredeydi. İzmir valisi, aslında Aydın valisiydi o dönemde. Öyle diyeyim, o ki şey yapılanmayla ilgili Rahmi Bey yine devredeydi. Kutul Amare'de esir alınan İngiliz generali Townsend devredeydi. Hayim Nahum Efendi de devredeydi. Hepsi bunlar itiraf devletleriyle. Elbette İngiltere ile başta ilişki kurmaya çalışıyorlardı. Uzatmayayım. Sonunda İngilizler Osmanlı Devleti'nin pes ettiğine ikna oldular ve onlara bir randevu verdiler, öyle diyeyim sana. Britanya Savaş Kabinesi bu konuyu aslında uzun uzun görüşüyor. Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak ayrı bir barışın itilaf devletlerini çok rahatlatacağını ve Almanya'yı dize getirmekte çok önemli bir avantaj olacağını da düşünüyor. Buna sadece yeminli Türk düşmanı, ki birazdan açacağız onu, Lord Curzon itiraz ediyor ve diyor ki Türkler fena halde yenilmişlerdir. Burunlarını iyice sürtmek için son derece uygun bir fırsattır. Fakat Lord George daha yumuşak davranıyor, enteresan. Ki Lord George'un da yeminli Türk düşmanı olduğunu biraz sonra anlatacağız. O diyor ki burada bir şans verelim Ahmet İzzet Paşa hükümetine, ileriki ilişkilerimiz açısından iyi bir zemin olur bu diyor. Neyse, sonunda tamam diyorlar, görüşelim Türklerle, nerede buluşalım? Nimni Adası'nda, onun Mondros'u limanına gemimizi yanaştıralım. Agamemnon gemisi, ki bunun da şeyi var, mitolojik bir gönderme olduğu hep söylenir. Troya ve Akalar arasındaki savaşta temsil ettiği bir figür olarak, yani kasıtlı bir seçim olduğu söylenir. Sonunda, uzatmayayım hikayeyi, Mehmet 5. Mehmet Reşat'ın ani ölümü üzerine 3 Temmuz 1918'de tahta geçen Vahdettin önce temsilci olarak damat Ferit'i göndermek istiyor. Halbuki hiç diplomatik tecrübesi olmayan, son derece çapsız bir adam olduğu için hiç uygun değil buna. İngilizler dahi bunu duyduklarında şaşırıyorlar, bu Türkler ne yapmak istiyorlar falan diye. Sonradan Bahriye Nazırı Rauf Orbay üzerinde anlaşılıyor. Rauf Orbay biliyorsun Balkan Savaşları'nın Hamidiye Kurvazörü ile işte çeşitli başarılara imza atmış bir şampiyon. Hamidiye kahramanı. Kahramanı diye tanınan biri. Ona çok güveniliyor. Yanına da Kurbay Albay, Yarbay Sadullah Bey ve bir de müsteşar olarak Reşat Hikmet Bey verilerek Limni Adası'na gönderiliyorlar. Burada çeşitli sıkıntıları var. Mondros sürecini sanıyorum ele almıştık bir şeyde. Uzun uzun girmeyeyim. Orada karşılarında Amiral Calthrop'u bulacaklar. İngilizlerin. O da kahraman bir askeri ve Calthrop bu ekibi son derece kibar, nazik karşılayacak, konyaklar açılacak, sohbetler vesaire derken görüşmelere başlanacak ertesi gün ve bu görüşmelerde merkezden aldığı talimat 4 maddeyi kabul ettirir ki onlar İngilizler açısından son derece önemli hayati maddeler olarak tanımlanıyor. Detaya girmeyeceğim. Gerisi önemli değil talimatıyla gelen Calthrop, Rauf Orbay ve ekibinin acemilikleri, telaşı, merkezle gereken teması bir türlü kuramamaları, telgraf hatlarının muhtemelen İngilizler tarafından falan kestirilmesi yüzünden, fırtına falan gibi doğa olayları da var. Sonuçta son derece negatif, olumsuz şartlar içeren, ki özellikle 7. maddesi itilaf devletlerinin gerekli gördüğü yerlere çıkartma yapmasına, asker çıkartması, birlik çıkartmasına izin veriyor. Bir de 24. maddesi de Ermenileri korumak açısından
eğer gerekli şartlar oluşursa itiraf devletlerinin müdahale etmesini içeriyor ki bu Ermeni meselesi 1915 Kırım'dan sonra Britanya, o sırada başbakan olan Lloyd George tarafından şu şekilde söze dökülmüş, okuyorum. Ermenistan bizim kurduğumuz zafer sunalında kurban edildi. Zavallı Ermeniler bir kez daha eski efendilerinin ökçesi altında kaldılar. Türklerin kötü yönetim sicilinde bile eşi bulunmayan bu vahşet eylemiyle, 1915'i kastediyor, Ermeni nüfusu sayıca 1 milyon azaltıldı. Bu tecavüzlerin gerçekleşmesindeki payımızı göz önünde tutuyor, elimize geçecek ilk fırsatta yaptığımız hatayı düzeltmek için bir ahlaki sorumluluk taşıyorduk. Ve bu mantıkla Mondros'a özel olarak Ermenileri korumak için bir madde koyduruyorlar. Bu madde daha sonradan tam olarak uygulanmasa bile özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, o zaman Gazi değil, Antep, Urfa, Maraş bölgesinde Fransız lejyonu ile birlikte gelen Ermeni milisleri ile yerli halk arasında çatışmalar oluyor, öldürme olayları, yerlilerin onlara yönelik katliamlar oluyor ki bir program hak eden bir konu. Özetin özeti 1918'de Osmanlı Devleti İngilizlerle Mondros Ateşkes Anlaşması görüşmelerinde yeniden tanışıyorlar adeta. Verilen en temel söz hiçbir şekilde bu 7. maddenin İstanbul'u işgal şeklinde kullanılmayacağı, hele de Yunan gemilerinin, Yunan askerlerinin kesinlikle İstanbul'a çıkartılmayacağı yönünde ki daha 8 Kasım günü Yunanların Averof zırhlısı falan başta olmak üzere içinde, yani hem Yunan askeri olan hem Yunan gemisi olan bir şekilde İstanbul'da zuhur edecek itiraf devletleri ve ilk kez sözünü tutmayan bir İngiltere ile tanışacak Osmanlı Devleti. Ki ondan sonra çok farklı stratejiler izliyor Britanya. Burada bırakayım sözü sana. Sen de bu sürece dair bir şeyler söylersin. Farklı stratejileri gerçekten ayrıntılara girdikçe çok net göreceğiz. Ama bu birinci dönemde İngiltere savaşı en az 2 yıl uzatmış. Başta Çanakkale olmak üzere bir dizi cephede net rakam 250 bin İngiliz askerinin ölümü. Bunun 2 katından fazla yaralı ve benzeri ve zayiat ve zaman işte ekonomik. Hatta 2 milyon askerimizi boşuna telef ettik Türkler yüzünden diye böyle bir yuvarlayarak da bir şey söylerler. 250 bin öyle ölüden ama onun dediğim gibi 2 katı zayiat, kayıplar ve farklı cephelerde, yani bütün güçleriyle Almanlara çullanma imkanı varken onları, tıpkı Rus askerlerinde Kafkasya'da orada tutulması gibi Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Arap topraklarında, Çanakkale'de olağanüstü bir zayiat vermelerine neden olan bir şey ve dolayısıyla bu dönemde olağanüstü bir kinle şeyler. Evet, doğru. Burada aslında tekrar hatırlatalım. İki emperyalist blokun, iki emperyalist ittifakın karşı karşıya gelmesi var. Dolayısıyla aslında Birinci Dünya Savaşı'na niye girildiği tartışması sonraki milli mücadeleyi tartışırken de çok önemli bir anlam taşıyor. Durup dururken saldırıya uğrayan bir durumla karşı karşıya olmadığımız meselesi. Evet. Ama bunu söylerken şu savrulmaya da düşmemek lazım. İngilizler emperyalist ve bunun bedelini, bunun acısını Osmanlı'dan tam anlamıyla bir emperyalist yağmacı, ganimet toplama üzerinden düzenlemeye çalışıyorlar. Kaldı ki savaşa girme konusunda Osmanlı ne kadar haksızsa, Almanya ne kadar haksızsa, aynı oranda İngiltere, Fransa, dönemin çarlık Rusyası da aynı oranda haksız. Hiçbir gerekçeleri yok. Dolayısıyla bunların arasında taraf olmak, bunların arasında işte duygusal milli savrulmalara düşmek kadar büyük bir yanılgı ve süreci doğru okumamızı da engelleyecek bir anlam taşıyor. Fakat birinci dönemde gerçekten de sen iki önemli isme işaret ettin. Gerek Lord George, gerek Lord Curzon çok radikal bir cezalandırma politikası izliyorlar. Fakat önlerinde şöyle de bir engel var. Bu sırada savaş yorgunu olan İngiliz proletaryası olağanüstü bir grev,
Ve Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da görülen diğer proleter kardeşlerinin ayaklanmalarına benzer denemeler de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla İngiltere çok ağır bir cezalandırma, fatura kesmek istiyor. Ama bunu kesecek, doğrudan yapacak bir güce de sahip değil. O nedenle başta verdiği söze rağmen Yunanlıları gerek İstanbul limanına, gerek Yunan gemilerinin gidip örneğin Samsun'u, Trabzon'u bombalamasına neden olan vize vermesi, İzmir'in işgali konusunda sırtlarını sıvazlanması gibi işlere şey yapıyorlar. Ki arada şeyi de söyleyelim, gerçekten de Yunan işgali sırasında olağanüstü vahşetler gerçekleştirildiği de bir vaka. Dolayısıyla İngiltere'nin bu dönemdeki çıkışı böyle. Fakat bir müddet sonra... Müddete geçmeden buraya bir iki şey de ben ekleyebilir miyim? Bu hakikaten hep şeydir, neden Britanya Yunanlıları Anadolu'ya çıkardı, onları destekledi. Çünkü hakikaten dediğin gibi savaş yorgunu. Yani İngiltere'de bir sürü direniş oluyor. Ordunun içerisinde terhis diye şey yapıyor insanlar, askerler. Ve kendi içlerinde de karar alıcılar da bu konuda çok rahat karar vermiyorlar. Yani önemli tartışmalar yaşıyorlar. Fakat o sırada olayı 1917 Bolşevik devriminden de ayrı düşünmek mümkün değil. Yani İngiltere savaştan sonra şeyi düşünüyor, dünya egemenliğini nasıl sürdüreceğini düşünüyor değil mi? Yorgun, bir yeni bir orduyu finanse edecek, savaşı finanse edecek durumda değil ama bir şekilde de bu egemenliğini sürdürmesi lazım. Çünkü artık Almanya veya işte her zaman yanında gibi görünen ama hep ondan bir şeyler didiklemeye çalışan Fransa veya sürekli açgözlü talepleriyle bunların ayağına ayak bağlanan İtalya değil rakibi. Aynı zamanda artık Sovyetler Birliği veya da olmaya doğru giden komünist bir Rusya var onun gözünde. Şimdi ne yapacağını düşünüyor ve burada Türkiye onun aynı zamanda da sömürgecilik şeyine giden yolun ortasında dağılmış, parçalanmış bir yapı artık. Kapanın elinde kalacak durumda. Burada Sovyetlerle belki Kafkaslar'da savaşmayı düşünebilirdi fakat onu yapacak hali yok. Aslında orada Ermenistan'ın o sıradaki, bu sıradaki egemeni olan Taşnakları, Gürcüleri, hatta işte Azerileri kullanıyor. Evet, kullanıyor. Yani doğru. Orada bir aslında bir Kafkas birleşik bariyeri yapmaya bariyeri çalışıyor. Yapıyor. Doğru. Fakat o bariyer bir müddet sonra parçalanacaktır. Fakat dediğin şey çok önemli. Yani Sovyet faktörü aslında İngiltere'nin Türkiye'ye karşı, Osmanlı'ya karşı, onlar Türkiye'de diyorlar. Öyle diyorlar. Karşı politikasında çok tayin edici bir halkı. Fakat bu ilk dönem, yani gözü kara bir saldırganlık sergilediği dönemde Rusya'da iç savaş sürüyor. Kafkasya'da iç savaş, evet, Kırım'da iç savaş, Polonya'da iç savaş. Dolayısıyla ve bu tabii iç savaşı yürüten eski Çar generallerini finanse eden İngiltere ve Fransa gerek silah gerek para gerek teşvik anlamında. Doğru. Dolayısıyla bu dönemde henüz daha Rusya'yı alt edebileceklerini düşünüyorlar. Fakat bir müddet sonra bütün o iç savaş generallerinin hepsi yenildikten ve Sovyetler Birliği adeta özgüvenle bütün bölge ülkelerine yönelik bir pozitif mesaj, devrimci mesaj vermeye başlayınca Türkiye politikası da kaçınılmaz olarak değişmeye başlayacaktır. Dolayısıyla hani bu faktörleri dikkate alalım. Ama yine de hani bir önceki programda da dedik ya biz İngiltere karar alıcıları böyle tek tip monoblok bir şey değil, koymuyor tavır. Farklı görüşler ortaya sürüyor. Mesela Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Balfour, bu Balfour Deklarasyonu'yla Yahudilere bir yurt sağlayan, mektubu imzalayan kişi, bu Osmanlı İmparatorluğu'nun darmadağın edilip topraklarının Antant devletleri arasında, yani İtilaf devletleri arasında paylaşılmasını öneriyor. Ve böyle diyor ki Türklere de Anadolu'da minik bir devlet bırakalım, ne halleri varsa orada görsünler. Biz onları kontrol. Sen için planlanan ilk çerçeveyi oluşturuyor. Lloyd George bu şeyde arada diyor ki bunu yaparken de diyor boğazların güvenliğini diyor biz diyor bir denizci millet olan, hatta Hristiyan olduğu için de bizlerin kardeşi sayılan antik Yunan medeniyeti ile kültürümüzün de şeyi mahreci olan Yunanlılara diyor özel bir şey alan açalım. Bu önce çok reaksiyon görüyor. Yani denizciliği falan zaten şüpheli de Yunanlıların, yani kapalı
Akdeniz Havzası'nda Kıbrıs, Yunanistan adalar arasında yapmışlar o zamana kadar denizciliği. Hristiyan vesaire, Lord Byron falan hikayelerinden biliyoruz, oraya gelip de antik dünya hayalleriyle kendini canını feda eden bir sürü İngiliz var. Yani böyle bir zemini var İngiltere'de ama karar alıcılar öyle basit şeyle bakmıyorlar. Sonra Savaş Bakanı Winston Churchill'de hem Lloyd George hem Balfour'a bazı noktalarda katılmakla birlikte Bolşevik devrimini öne alan bir yorum yapıyor ve diyor ki Türkiye'yi güçlü tutmamız lazım, Sovyet Rusya'ya karşı bir set oluşturmamız lazım diyor. Ve eğer diyor bu işi de diyor azıtırsak, yani çok onu da Türkleri diyor ezersek, Hindistan'daki Müslümanlar falan diyor bu buradan şey yaparlar. Zaten diyor, o doğrultuda raporlar da alıyor. Tabii. Yani İngiliz İstihbarat Servisi Hindistan Müslümanlarının Osmanlı'ya yönelik, halifeye yönelik abanmasından hareketle tepkiler veriyor. Ayşe, para topluyorlar aralarında, hilafet komitesi. Bir müddet sonra milli mücadele için. Fakat şey belirttin ya başta, bu Lord George Türk düşmanı dedin ya. Gerçekten de öyle bir karakteri var. ifade. Fakat bu Lord George daha sonra affedersin, Lord Curzon. Curzon arada, o daha rasyonel bir politikacı yani. Başta, ama Lord George hakikaten Yunan Beres diyelim. Başta yani olabildiğince yağmalama, yıkma, Sevr Anlaşması'nın bütün maddelerini... Fakat bir müddet sonra Sovyet faktörü Lord Curzon'un, ya ne oluyoruz böyle giderse aslında Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin müttefik olmasını ve sosyalizmin Türkiye'de hakim olmasını diyor, evet. Zaten Ermenistan özellikle 1920'nin sonu 21'den itibaren zaten Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi çok zayıf halkalarda tutamayız. Oysa Türkiye çok geniş bir alan. O sırada benzer bir hayali şeyler de kuruyorlar tabii. Sovyetler de kuruyor. Sovyetler emperyalizmle, sosyalizmin veya bağımsızlık mücadelelerinin sınırını Trakya'dan geçmeyi hayal ediyorlar haklı olarak. İngiltere ise özellikle Lord Curzon'un artık Dışişleri Bakanı olacak, yükselecek, politikada etkin olacak. Lord George'u geriletirken bu sınırın Kafkasya'dan geçmesini ve buradaki Mendireğin Türkiye olmasını sağlayan bir politika izleyecek. Nitekim onun dedikleri olacak. Evet. Yani dolayısıyla ya, bu İngiltere'nin birinci dönemde niye böyle şiddet bir Osmanlı'yı paramparça etme, Türkiye'yi paramparça etme. Hem bir cezalandırma ama bir yandan da hakikaten kontrol altında tutarak. Evet. Yani bu tartışmalar yapılıyor. Sonunda Lord George'un planı kabul edilirken şöyle düşünüyorlar. Ya zaten bizim kaybedecek bir şeyimiz yok diyorlar. Başarırsak bu şeyi, harekatı, yani Yunan askerini Anadolu'ya çıkartarak bir savaş başlatırsak, milli mücadele kadroları diye ileride anacağımız Kemalist güçleri, ne ala. Yenemezsek Yunanlılar kabahatli olur. Yani bize bunun ucu değmez nasıl olsa diyorlar. Resmen böyle bir hesap yok. Nitekim daha sonra Yunanlıları çok fena ayazda bırakacaklar. Yani milli mücadelenin Kemalist hareket tarafından kazanılmasında İngilizlerin o fren mekanizmalarının çok önemli yeri var. Birazdan onu açacağız herhalde. Mesela Milne hattı falan gibi uygulamalarını sen devam et. Yani tamam. Orada niçin Yunan milliyetçiliği ile İngiltere politikası niçin birbirinden ayrışmaya başladı? Başta onu kışkırtan, ona yol veren Mondros'u bile dedin ya, ihlal etmek pahasına Yunanistan'ın bütün sözlerini çiğnemelerine neden olan bir şekilde silahlandıran güç niçin bir müddet sonra ki ondan önce şeyi de söyleyeyim, Yunan tarihçisi Pallis diye biri şöyle yazmış, güzel bir kitap var Yunan belgelerinde, Kurtuluş Savaşı diye, oradan aktarıyorum. Her Yunanlının kalbinde Lord George için sıcak bir köşe vardır. Anadolu Harekat Planı'nın uygulanmasında baş sorumluluk şüphesiz ona aittir. Lord George Gladstone geleneğine uygun olarak, ki geçen programda andık adını, 1876 Bulgar dehşeti diye anılan olaylardan sonra Türkler vahşi bir halktır, barbardırlar. Pılılarını, pırtılarını toplayıp bu Balkanlardan defolup gitsinler diyen siyasetçi bu ekolden biri diyor Lloyd George için. Helenizme büyük ölçüde kendini kaptırmış olduğu gibi diyor, barbar Türklerden de nefret ediyordu. Bu konuda heyecanı gerçek ve samimiydi. Heyecan ve hırs dolu yaratılışı şark meselesini çok daha iyi bilen arkadaşlarının ve uzmanların dikkat itirazlarını bir kenara itmesine yol açıyordu. Demokratik görüş bakımından kendi düşüncelerine son derece yakın bulduğu Venizelos'un
ki Venizelos da liberal kanattan biri, yani Lloyd George açısından şey değil, yani sıkıntı değil, ama o da Girit milliyetçisi vesaire, o da belagatlı biri, diyor ki Lloyd George'u kafalamıştı demeye getiriyor yani biraz argo tabirle. Fakat bir süre sonra Yunan askerlerinin İzmir'e çıkışından sonra 15 Mayıs 1919 tarihinden sonra bölgede yaptığı mezalim haberleri, katliamlar vesaireler İngiltere karar alıcılarına ulaşınca kendi iç kamuoyları ve kendi liberal karar alıcı çevreler, biz böyle bir şeyi düşünme, biz buna önce kamuoyuna yansımasını diyorlar, gizlemeye çalışıyorlar, fakat yansımaya başlıyor. Ve onun akabinde de İngiltere'nin Yunanistan'a rezervsiz desteği giderek zorlaşıyor. Evet, evet. Bu arada sonu gelmez grevler. Yani savaşa karşı sürekli savaşa değil temel gıdaya ayıralım bütçeyi diyen çok güçlü bir emek hareketi. Ve bu arada Yunanistan'da başta da Milne hattı diye belirlenen, aslında gayrimeşru olan ama yine sınırlı olan o hattın ötesine geçip giderek Yunan milliyetçileriyle, Venizelosçular ile Yunan kralcıları, ki Venizelos'u devirip yerine gelecektir kral. Kralın da geçmişi Almancı. Dolayısıyla bu da İngiltere'nin Yunanistan'a verdiği desteği zorlaştıracaktır. Ve sonuçta bir dizginsiz bir şekilde, yani ben hep şeye benzetirim, ne dersin bilmem, Napolyon'u ve Alman Nazi ordularının Moskova'ya doğru o bitimsiz... Yunanlıların da nüfusu çok az ama buna rağmen ta Ankara'ya kadar gitmeyi hayal etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yayıldıkça mezalim artıyor, kazanılması mümkün olmayan bir savaşa giriliyor. Yunanistan yaptığı zulümler, İngiltere'de Lord George Curzon'un, affedersin, Lord George'un Yunan politikasına destek vermesini engelliyor. Artı başka şeyler de oluyor çünkü... Üç büyük emperyalist müttefikten biri olan İtalya, İngiltere'nin Yunanistan'a verdiği bu destek üzerine İngiltere'ye karşı açık bayrak sallamaya başlıyor. Zaten bu Sykes-Picot anlaşmasında özellikle verimli arazileri Fransa'ya daha önceden vermeyi taahhüt ettiği halde vermeyip el koyan politikada Fransızların da İngiltere'ye karşı çıkması. Dolayısıyla birden, hani amiyane tabir kullanayım, hani 40 tilkinin kuyruğu İngiltere'nin dolanıyor, kuyrukları birbirine dolanıyor. Yunanistan ve bir kuyruk dolanıyor. Fransa dolanıyor. İtalya dolanıyor. Kendi proletaryası dolanıyor. Kafkasya'da hayal ettiği o hat elinden kaçıyor, dolanıyor. Ne sayesinde Kazım Karabekir'in orduları gidip Kızıl şeyle ittifak yapıp oradaki yerel bağımsızlık şeylilerini, yandaşlarının her biri, bütün hükümetleri sonlandırıyor yani. Bugün değil mi Ermeni milliyetçiliği, şusu busu, her biri aslında ondan da kızgınlar yani şeye, milli mücadele kadrolarına. Hem milli mücadele kadrolarına hem Sovyetlere de kırgınlar. Çünkü Sovyetler de bu dönem içinde aslında önce Ermenilere yani milli mücadeleye destek verirken, ki olağanüstü bir destek vereceklerdir, verirken aslında Ermeni halkının da yaşayabileceği bir alan. Ki kimi belgelerde geçer Kars, Van ve Bitlis alanının Ermenilerin yaşam alanı olarak kabul edilmesi doğrusunda bir baskısı da var. Fakat Ermenilerin öncülerinin, Taşnakların İngilizlerle ısrarla birlikte olması, Sovyetler Birliği için ise İngiltere'nin bu hakimiyetinin kırılmasının yaşamsal bir alan olması ve Türk milli mücadelesinde o sırada İngiltere ve İngiltere'nin piyonu olan Yunanlarla mücadele etmesi nedeniyle Kazım Karabekir ve Kızıl Ordu'nun ittifakıyla o Kafkas hattı kırılıyor. Kırılıyor. Ben burada hani Milne hattı diyoruz ya, insanlar haklı olarak... Hiç duyulmamış bizim lise kitaplarımızda veya başka bir yerde hiç anlatılmayan şeyler bunlar. Hani bizde ne denir? İngilizler Yunanlıları getirdiler, çıkardılar. İngilizlerle biz en çok savaştık falan denir ya. Halbuki bu Milne hattı ilginç bir şekilde bizzat o mezalim şeyleri üzerine, hani duyuruları üzerine Paris
barış görüşmeleri sürerken ki 12 Ocak 1919'da Paris'te başlar, 1920'ye kadar sürer. Arada Sevr, Mevr gibi şeyler hep orada, Sanremo Konferansı, Sevr Anlaşması gibi kötü şeyler de onların eseridir. Fakat bu haberler üzerine diyorlar ki böyle olmayacak. Biz Yunanları buraya çıkardık ama bunlar ölçüyü kaçırıyorlar. Ne yapalım? Oraya bir General Sir George Milne diye bir askerlerini Anadolu'da güvenliği sağlaması için görevlendiriyorlar. Bu kişi 1919 Ağustos'un ilk haftasında Yunan birlikleriyle Kuvayi Milliye arasında bir hat çizmeye karar veriyor. Diyor ki ben şuradan şuraya kadar, ki orayı da söyleyeyim, nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor. İlginç yani. Bunu ben de bu işleri, bu kitapları yazarken falan öğrenmiştim, öyle diyeyim. Ayvalık Kozluca'nın kuzeyinden, Soma Akhisar'ın batısından, Manisa'nın kuzeyinden, Salihli'nin batısından, Ödemiş ve Aydın'ın doğusundan geçerek Menderes Nehri boyunca devam eden bir hat. Buna Milne hattı deniyor. Diyorlar ki hem Yunanlılara hem Türk birliklerine, ikiniz de bu hattın öte tarafına geçmeyeceksiniz. O zaman birden olay absürt bir hal alıyor. Niye peki bu askerler buraya çıkarılmıştı? Bu kişiler kendi toprakları diye bildikleri yeri niye savunmayacaklar? Fakat İngilizler çok güçlü olduğu için o sırada buna itiraz edemiyorlar. Fakat ilginç bir şekilde Celal Bayar, ben de yazdım adlı hatıratında, şöyle diyor İngilizlerin bu girişimine karşı duygularını. General Milne'nin memleket içindeki gezisinin etkisi büyük olmuştur. Herkes hoşnut kalmış olup çeşitli yerlerde başı bozuk liderlerin yolda gezmek üzere olan takviyeleri durdurmuş olduğu bir gerçektir. Adamlarından 300 kişiyle birlikte Salihli'ye gelecek olan bir Zeybek ağası, İzmir'e İngiliz subaylarının geldiğini işittiklerini ve bunların muhakkak Yunanlıları geri çekilmeye zorlayacaklarını umduklarını ve artık çarpışmaya gerek kalmadığını düşünerek tek başına geldiğini söylemiştir. Memleket içindeki genel inanç İngiltere'nin bugünkü güçlüklerinde Türkiye'ye yardım edeceği yolundadır. Bunu yazan kişi kim? İttihat Terakki'nin Ege Katibi Mesulü, ileriki dönemde İş Bankası'nın kurucusu, başbakanı, iktisat vekili bir adam. Yani boş bir adam. O günden daha İngilizler bize yardım edecek kanaati oluşmuş. Nitekim Yunanlılar bunu şiddetle protesto ediyorlar ve Yunan ordusunda görevli Hristos Karasos'un ifadesiyle okuyup sana bırakayım topu. O da Milne hattı için şöyle diyor. İngiliz generali Milne'nin çektiği hattın öte tarafında Türkler istedikleri gibi ordularını ve devletlerini yeniden yapılandırmaktaydılar. Yunan ordusu Kemal'in güçlerine karşı ilerleme özgürlüğüne sahip değildi. Ordumuz cephe hattı boyunca Türk saldırılarına karşı pasif direniş gösteriyor ve bu hattı muhafaza etmeye çalışıyordu. Yunan Genelkurmayı'nın İngiliz Genelkurmayı nezdinde yaptığı itirazlar üzerine General Milne cephe hattımızın 1 ila 1,5 kilometre genişlemesine izin verdi. 16 Ekim 1919'da ise hem bulunduğumuz bölgelerde operasyon yapılması için hem de saldırı olduğu takdirde geri püskürtebilmek için 3 kilometre ilerlememize müsaade edildi. 26 Ekim'de General Milne Barış Konferans Komitesi'nin belirlediği hattı bize iletti ve bundan sonra bir şey yapamadık diyor adam. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir stopper görevi, fren görevi gördüğünü gösteriyor. Bunu mesela bize hiçbir tarih kitabında anlatmaz. Yedi düvele karşı savaşıldı, bilmem ne edildi. Öncelikle Yunanlıların eli bile çok rahat değil ki biraz sonra rahatlayacak başka koşullarla. Ayşe, yine de bir ara bilanço çıkartalım istiyorum bu meselede. Gerçekten de Milne general, İngiliz generali, Yunan yayılmacı, Yunan gerek milliyetçi gerek bir müddet sonra kralcı yayılmacılar açısından baktığında sınırlayıcı, engelleyici, evet, hak yiyici. Fakat diğer taraftan yani Anadolu'nun planlanması hakkını, üstelik kendine bir dizi ganimet ayırarak yapma hakkının İngiltere'de de Milne'de de olmadığını, artı Yunan milliyetçiliğinin buradaki yayılmacılığını da gayrimeşru karakterini de saptayalım. Bu arada burada aslında Yunanlarla mücadele edenlerin de Kuvayi Seyyari, çeteler, efeler vesaire olduğunu da anımsayalım. Yani henüz daha bir Ankara, henüz daha birinci Ünönü, ikinci Ünönü'nün olmadığı bir dönemden söz ediyor. Evet. Ve bu dönemde eğer İngiltere'nin ana karakteri ne diye sorusunun cevabını arayacaksak,
ana karakterinin ganimet toplamaya ve Osmanlı üstünde tam hakimiyet kurmaya çalışan bir emperyalist politika olduğunu... Ganimet derken Anadolu'yu paylaşmak. Anadolu'nun paylaşımı ve gelecekteki kaynaklarını kendine akıtmayı sağlayan bir duruş sergiliyor. Bunun somut şeyi ne? Ben bu konuda katılmıyorum tam sana. Bunun somut şeyi şu... Yani bir müddet sonra oluşturulacak olan Sevr Anlaşması'nda Osmanlı topraklarının paylaşılması, keza bu toprakların altyapı imkanlarının İngiltere tarafından, ki İtalya ve Fransa'nın İngiltere ile arasının açılmasında da buradaki olduğu bitti emri vakilerin yapılması söz konusu. Yani Ege'de yapılan çıkartma ve Yunan ordusuna verilen teşvik, katledilen Ermenilerin kendi topraklarında yaşama hakkını sağlama sorumluluğundan başka bir anlam taşıyor. Ki bir müddet sonra aynı İngiltere Ermenilere dair sözünü ettiğin 24. maddenin ihlalini bir kenara atılmasını, çünkü Türkiye'deki mevcut iktidarla anlaşıp onu Sovyetlere karşı mendirek yapmaya çalışacaktır. Özellikle Londra Konferansı 27 Şubat 12 Mart. Ben oraya geçmeden şeyi hatırlatalım diyorum. İstanbul'un resmi işgali. Burada İngilizlerin çok önemli. Çünkü o sonra bu, ama. Evet, ama bunu hatırlatmamın nedeni peki, şu. Oldu. Yani bir müddet sonra İngiltere Ankara'da oluşan iktidarla uzlaşı arayışlarını, tabii. Ankara'daki iktidarın İstanbul'daki iktidar tarafından kabul edilmesini sağlanmaya çalışılmasını, hatta bir müddet sonra bizzat kendi kışkırttığı Yunan ordusunu desteklemekten vazgeçmesini getirecek. Yani ama böyle oraya bir tablo. Kadar ama, bir sürü olay evet, oluyor. Çünkü tabii. Mesela 14 Şubat 1920'de Londra'da müttefikler bir araya geliyorlar. Ve o sırada bu durumu yeniden değerlendiriyor, ne yapalım diye. Ve sonunda padişahın İstanbul'da bırakılması doğru mu yanlış mı, bu konuda en önce karar vermeleri gerekiyor. Lloyd George diyor ki o gün, kişisel olarak padişahın İstanbul'dan kovulmasına karşı ileri sürülen görüşler kuramsa teorik niteliktedir. Türkler yüzyıllardır Avrupa'dadırlar ve hep bir bela, bir baskı öğesi ve bir karışıklık kaynağı ola gelmişlerdir. Türkler hiçbir zaman Avrupalı olamamış, Avrupa uygarlığını içlerine sindirememiş ve sürekli savaş nedeni olmuştur. Artık diyor bu, yani Türklerin bundan sonra da değişeceğini hiç bekleyemeyiz. Ayrıca diyor İstanbul'da tüm İstanbul diyor tüm öteki Avrupa başkentlerinden farklıdır. Mesela Paris bir Fransız şehridir, Londra bir İngiliz şehridir. İşte Roma İtalyandır ama diyor İstanbul hiçbir zaman bir Türk şehri değildir. Orada hep başkaları vardır, gayrimüslimler vardır, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Levantenler vardır diyor. O halde diyor fazla böyle takmayalım kafa, yani bu İstanbul'u bunların eline bırakmazsak bir şeyler olur diye düşünmeyelim diyor. Aynı şekilde Lord Curzon da o gün görüş belirtiyor. Diyor ki o daha böyle metafizik, mistik bir konuşma yapıyor. Tanrı ilahi arzunun gerçekleşmesi için bir kere daha Britanya İmparatorluğunu ve özel olarak onun üstün sınıfını bir araç olarak seçmişti. Bu hep hani Bush'a, başkan Bush'a falan verilen misyonlar var. Demokrasi götürme, kurtarma. Seçkinler, Tanrı'nın görevlendirdiği halkız biz, beyaz adam. Bu Türk sorunu diyor, bu sefer diyor Avrupa diplomasisinden tamamen çıkarılmalı. Hindistan'da ve diğer herhangi bir yerde Müslümanlar Türkiye'nin kesin olarak yenilgiye uğratıldığını ve artık İslam'ın muzaffer askeri konumunda olmadığını anlamalıdır diyor. O da kendi tebaası Müslümanlara gözdağı vermekte. Bunun için diyor biz kesin olarak diyor kararlı olalım, İstanbul'u denetleyelim, boğazları da biz denetleyelim, Ruslar da heveslenmesinler, Sovyetler falan da artık. Karadeniz'den çıkamasınlar. Çıkamasınlar diyor ve sonunda birlikte yapacakları halde Fransızlar kendilerinden önce gelmesin diye Desperey'in ordusu Trakya'da İstanbul'a doğru yürümeye başlayınca pat diye İngilizler işgali gerçekleştiriyorlar. Gemilerde işgali gerçekleştiriyorlar. 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul'da artık bir İngiliz hakimiyeti oluyor. Ama şunu söyleyelim, biz bir program da yapmıştık. Böyle İngilizler kalkıp anlatıldığı gibi halka işkenceler yapıp kırbaçlayan, yok hapislere tık, öyle bir şey yapmıyorlar. Bir Ayşe, yetki ama... bayrak göstererek halk da tabi oluyor bence. İtiraz eden de yok. Kesinlikle öyle ama İngiltere'nin yani İstanbul'u işgali
Yunanistan'ın İzmir ve Ege bölgesi aynen. işgalinden farklı karakterde. Fakat sonuçta tabii. hakkı olmayan hiç. Bir toprağa az önce ganimet kelimesinde işgal sonuçta gayrimeşru bir iş kesin. Olduğu meselesi tabii, konusunda tabii. ikirciksiz bir dile sahip olmak lazım. Artı buraları işgal ederken aynı oranda bütün İngiliz belgeleri de bunu bize çok net gösteriyor. Sürekli gündemin hemen bitişinde bazen önünde bazen arkasında Sovyetler Birliği'nin yani artık 1920 iç savaştaki kendi kışkırttıkları generallerin yenilmeye başladıkları yenilmelerinin garanti olduğu bir dönemden söz ediyor. Ve bir taraftan Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a Boğazlara, Hindistan'a uzak tutmaya, Avrupa'ya, Polonya'ya uzak tutmaya. Bir taraftan da onların müttefiki olan, çünkü bu sırada milli mücadele öncüleri Sovyetler Birliği ile her ne kadar henüz daha anlaşmayı imzalamamışlarsa da 16 Mart 1921 anlaşmasını imzalamamışlarsa da çok sıkı ilişkiler, heyetler gidiyor, geliyor. Sovyet elçisi Ankara'da adeta işte... temel müttefik, ayrıcalıklı elçi pozisyonda dolaşıyor. İngilizler bunu görüyor. Ajanlarıyla izliyorlar falan. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda İngilizlerin Osmanlı'yı planlama çabasının hiçbir şekilde kabul edilemez bir gayrimeşruluğu var. Anladım. Burada sorun şu. Yani Ermenilerin, mağdurların işte topraklarından edilen ve Celal Bayar'ın da ilk dönem başında olduğu Rumların topraklarına edilmesini engelleyecek bir formül üretme. Bunu yapmak ile emperyalist bir yayılmacı politika tabii, ki Sevr tabii. tam böyle bir tabii. Karakteri var. Arasındaki o farkı... Hiç itiraz ettikleri yok. Ne Pontus'a ne bilmem ne Mustafa Kemal onların izniyle gidiyor ordu müfettişi evet. olarak. Yüzbaşı Bennett'in mühürü var. Artık eskiden bize gizlice gitti Bandırma vapuru işte karanlıklardan yararlanarak kıyıdan kıyı. Hayır. Boğaz'dan çıkışları, gemide kaç kişi olacağı, gidenlerin isimleri hepsi İngilizlere sunulmuş. O belgeler mühürlenmiş. Onlar hatta belki kılavuz bile vermişlerdir Boğaz'dan çıkana kadar. Onlarla gidiyor. Sonra Pontus'ta Pontuslu'ları temizle diye Topal Osman'a talimat verdiğinde evet İngilizler merkeze yazılar yazıyorlar. Burada bir adam Mustafa Kemal geldi. Bir adam bu görüşüyor yerel şeylerle bu Topal Osman gibi bunlar kan gövdeyi götürecek ve şey ve padişah da zaten onun için ona bırak bu işleri diyor. Çünkü korkuyor 7. madde iyice yani şey yapar, dolayı, geçerli evet. olur. Hatta İstanbul'da işgal ederler falan diye. Evet. Ama sonra evet. işgali önleyemiyor yani. Aradaki farkı belirgin kılalım. Mustafa Kemal giderken aslında orada yerel gayrimüslim halka yönelik katliamları durdurma sorumluluğuyla gidiyor. Evet. İngiltere'nin de onaylaması, heyeti, tabii, kimlerin tabii. gideceği falan. Yani bu kesin. Ama oraya gittikten sonra pozisyon değişiyor. Oradaki dengeler de görülünce değişiyor. İki dakika kaldığını söylüyor arkadaşlar. Hızlıca evet. şeyi söyleyip bu bölümü öyle bitirebiliriz. Sen demin hani girer gibi oldun ya oraya ben de daha oraya gelme dedim. Sonuçta bütün bunlar olacak. 6-11 1921 tarihleri arasındaki 1. İnönü Muharebesi ki savaş falan denir ama çok büyük çapta Yenişemeyen iki güç. Evet. O sırada Yunan ordularının yani başarılı olamayacağı konusunda iyice ikna olur. Ölçüyü de çok aştıkları. Evet. Milne hattının neredeyse 3 katı ötesine aynen. gittikleri. Yani hem dinlemiyorlar hem de bir şey de başaramıyorlar. O zaman der ki İngilizler biz bu işi artık yorgun içeriden de baskı var. 21 Şubat 1921 tarihinde Londra'da bir konferans düzenlerler. Türk tarafına Kemalist harekete de bazı teklifler gönderirler ama aynı sırada Ankara yanına İstanbul hükümetini de çağırmışlar. Tevfik Paşa hükümeti o kibarlık yapıp diyor ki Ankara hükümetinindir temsil görevi diyor. Ankara'da TBMM'ye davet yapın öyle Ankara hükümeti falan diye doğrudan halkın temsilcisi taraf biz meclisimizdir diyor. Sonunda Bekir Sami Kunduh gönderilecek. Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı. Orada İngilizlerle bir dizi görüşme yapacak. Bazı anlaşmalar imzalayacak vesaire. Fakat konferans sonunda göya 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'nın da gözden geçirilmesi kararı alınacak ki bu anlaşmanın uygulanmadığını hakim kaldığını biliyoruz bunu defalarca anlattık ama aşağılayıcı bir belge olarak görüyor onu
Milli Mücadele Hareketi. Halbuki, aşağılayıcı bir belge Ayşe. Ama yani, Kürtler ve Ermeniler açısından elbette da perspektif sunan bir belge. Yani ben hani Türk milliyetçisi gözüyle bakmak zorunda hiç hissetmiyorum kendimi açıkçası. Kesinlikle öyle ama anlaşmayı dayatanın bütün bir bölge üstünde hakimiyet kurma çabasıyla birlikte düşündüğümüzde ve bir müddet sonra ki Kürtlere dair maddeler çok ağır bir İngiliz vesayeti. Ermenilere dair maddelerde görece tanımlı haklar var. Ama Kürtlere dair İngilizlere kayıtsız şartsız bağımlı olma kaydı ile şey yapılan ki kaldı ki bir müddet önce Araplara verdiği sözlerin de nasıl ihlal edildiğini biliyoruz. Burada aslında İngilizlerin dayattığı kendi hakimiyetleri. Evet. O açıdan İngiltere'nin burada aslında bir hak gerçekleştirmeye çalışan bir misyon, yani az önce okudun ya, aynen, biz gideceğiz işte şey veya şimdiki Bush'un demokrasi götürüyor. Yani sonra böyle bir kılıfa sokulmasına da kesin itiraz etmek lazım. Ama şu kaygına tümüyle katılıyorum. Sonuçta burada hakkı ihlal edilmiş. Geriye kalanların da bir müddet sonra hakları ihlal edilecek olan halklar var. Halklar ve var. Bunların da hakları tartışılması. Tabii ki. Hı-hı. Sanıyorum birinci bölümümüz bitirdik. Arada bu Londra konferansında hızla belirtelim. Bekir Sami bir Malta'daki şeylerin, tutsakların İngiliz tutsaklarla değiş tokuş konusunda anlaşma yapıyor. Dolayısıyla Ankara Meclisi'ne yeni vekiller geliyor. Bunların bir kısmı gerçekten suç işlemiş, bir kısmı ise İstanbul'daki işgal sonrası gözaltına alınıp Malta'ya götürmüş ki Rauf Bey bunlardan bir tanesi. Bir bu mesele var. İkincisi Bekir Sami büyük bir olasılıkla yetki aşımına başvurarak ben Goloğlu'na bakıp burada neler olmuş öğrenmek istiyorum doğrusu. Vaktim olmadı. Ama İtalyanlarla nüfus bölgesi, Fransızlarla nüfus bölgesi anlaşması da imzalıyor. Evet. Bu mecliste problem yaratıyor ve Bekir Sami Dışişleri Bakanlığı'ndan alınıyor. Dolayısıyla Londra konferansının İngiltere'nin pozisyon değiştirmeye başlaması ve Ankara'ya da bir şekilde bir diyalog, bir masa ortağı yapmaya başladı. Evet. Hani ne demiştin? Glaston'cu politikadan vazgeçip Palmerston'cu politikaya geri dönüş girdiğini söylüyor. Değerli Art Televizyonu izleyicileri, geçen hafta Osmanlı-İngiltere ilişkilerini irdelemiştik. Bu hafta da onun devamı olsun diye son programımız olma olasılığı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan başlayarak 39'a kadar İngiltere-Türkiye ilişkilerini irdeliyoruz. İkinci bölümde esas olarak Cumhuriyet sonrası döneme yoğunlaşacağız ve bir dizi sürpriz bilgiyle de karşılaşacağız. Saat başında görüşmek dileğiyle.